أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الأولياء والحمد لله رب العالمين Bugün hep beraber Kureyş Suresini anlamaya çalışacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Kureyş. Önce genel olarak nasıl anlaşılmış? Zahiri olarak nasıl anlaşılır? Önce onu anlayacağız. Li ila fi Kureyş. Kureyş'e ülfet sağladığı için iltifat sağladığı için ilafihim rihlete şita'i ve seyf ve onlara yaz ve kış yolculuk seyahat ticaret yapmaları için onlara bu ülfeti verdiğinden dolayı فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ O zaman öyleyse bu beytin Rabbine abd olsunlar, ibadet yapsınlar, kulluk yapsınlar. اَلَّذِي اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُعِنْ وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ O ki Allah onları açlıktan doyurmuş, onlara itamda bulunmuş, ve onları korkudan emin kalmıştır. Dört ayetteki bir sure, bu sureden neyi anlıyoruz? Allah Kureyş'e yani Mekkelilere Resulullah Efendimiz'in kabilesine ülfeti ikram etmiştir. Yani sevilmeyi ikram etmiştir. İltifat edilmeyi ikram etmiştir. Bu iltifatın sebebi neydi? Onlar Kabe'ye hizmet ediyorlardı. Oraya ticaret için gelenlere ikram ediyorlar yemek veriyorlar, su dağıtıyorlardı. Bundan dolayı civardaki şehirler, memleketler onlara iltifat ediyordu. Onları seviyordu. Bundan dolayı onlara yakınlık duyuyordu. Bu sayede onlar yaz-kış Şam'a, Yemen'e, diğer şehirlere, ülkelere gidip ticaret yapıyorlardı. Güvenli olarak, emniyette. Tabii ki eskideki yolculuk, seyahat, şimdiki gibi değil. Tehlikeliydi. Eşkıyalar, haramiler soygun yapıyordu. Onun için güven yoktu. Ama Kureş için özel olarak bir güven vardı, güvenlik vardı. Bunun sebebi Kabe'ydi. Daha önce Resulullah Efendimiz'in doğumundan 40 gün önce Ebrehe zaten Kabe'ye saldırmıştı. Allah ebabil kuşları göndermiş. Ebrehe ve fil ordusunu helak etmişti. Artık herkes Kabe'nin kutsal olduğuna inanıyordu. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا beyt. Öyleyse bu beytin Rabbine abd olsunlar. Bu Rabbin beytine şirk koşmasınlar. Kulluklarını, ibadetlerini bu beytin Rabbine yapsınlar. Eğer bu beytin Allah'a olduğuna iman etmişlerse, inanıyorlarsa, bu beytin sayesinde eğer onlar rızıklanıyor, Allah onlara itamda bulunuyorsa, onlar bu beyten dolayı eğer güvende iseler, o zaman bu beytin Rabbine abd olsunlar. Ona şirk koşmasınlar. Ama onlar ne yaptı? Kabe'yi putlarla doldurmaya devam ettiler. Oysa ki Ebrehe geldiğinde, fil ordusuyla beraber geldiğinde evet, Kureyşliler, Mekkeliler hepsi dağa çekilmiş. Putlar da orada trene bakar gibi bakmıştı. Hiçbir şey yapmamışlardı. Ve onları bunu biliyor ve görüyordu. Evri evet, kim korudu? Allah korudu. Allah onlara eğer siz nankör insanlar değilseniz bu durumda bu beytin Rabbine abd olmanız gerekir. Bunun sayesinde nimete eriyorsunuz. Bunun sayesinde güvendesiniz. Ama siz Kabe'yi putlarla doldurup Allah'a karşı nankörlük yapıyorsunuz. Allah bunu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirip bunu onlara okumasını emrediyor. Bu durumda onlar peygamberi kabul etmemekle Kabe'nin sahibini de kabul etmemişlerdir. Ama bunu görüyor ve biliyorlardı. İnsan bile bile Allah'ı inkar eder, onun Rablığını inkar eder. Çünkü Feli Abdu Rabbe Hazel Beyt buyurdu. Bu beytin Rabbine, bu beyti yaratana, inşa ettirene, inşa edene, bu beyti mukaddes kılana, bu beytin yeryüzündeki Allah'a ilk mabed olduğuna, bunu mabet yapanın onun Rabbi olduğuna imana davet ediyor. O Rabbe abd olmaya davet ediyor. Onlar müşrikler, Allah'a şirk koşanlar onların en güzel anladığı şey yemektir, içmektir. Yani bir de emniyettir. Allah onların anladığı dilden konuşuyor onlara. Yemeye, içmeye, ticarete önem veriyorsunuz. Bunu size saklayan benim beytimdir. O zaman siz de bu beytin Rabbine abdolun. Bu zahiri olarak anlamamız gereken manaydı. Herkes bunu böyle okuyunca aşağı yukarı anlar. Allah bunu Kureyşlilere, Mekkelilere söyledi. Acaba bize ne söylüyor? Bir de ona bakıyoruz. Bir de zahiri olarak ona bakıyoruz. Bütün varlığı ne buyurdu ayet-i kerimede? bütün canlı varlıkların rızkını Allah üzerine almıştır. Bütün canlı varlıkların rızkı Allah'a aittir. Hepsini Allah doyuruyor. Bunun sadece ticaret olması gerekmiyor. O bölge Mekke bölgesi ne ziraate elverişlidir, ne de hayvancılığa elverişlidir. Yapmaları gereken bir tek şey kalıyor, o da ticarettir. Bu ticaret, onların dışarı gidip gelmesine de gerek bırakmayacak kadar büyüktür. Çünkü orada Allah'ın beyti vardır. İnsanlar oraya ziyaret, ziyarete gidiyor, bu Resulullah Efendimiz'den önce de böyleydi, şimdi de öyledir. Her sene milyonlarca hacı haca gidiyor. Gidip orada ticaret yapıyor. Onların başka yere gitmelerine gerek yoktur. Şimdi de onlar bu beytin onlara sağladığı o imkanı kullanmaya devam ediyorlar. Evet, Allah da bize mutlaka bir imkan tanımıştır. Rızkımızı kazanmamız için bir yerden bir imkan tanır. Rızık nereden gelirse gelsin bizim Rabbimize şükretmemiz lazım. Rızkı veren Rabbimize abd olmamız lazım. Bizi koruyan, gözeten, müheymin olan odur. Setar olan odur hafiz olan odur. Koruyan, gözeten, muhafaza eden odur bizi. Bize emniyeti sağlayan odur. Onun için hiçbir şey bilmeyen biri bile, bir çocuk bile, bir deli bile bunu bilir. Bunun şükrünü eda etmeli. Allah'a karşı kendisine bu nimeti ikram eden Rabbine karşı nankörlük yapmamalı. Rabbine bu ikramın Rabbine abd olmalıdır. Buyurdu Allah. Evet. Bir daha okuyor. Hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Li ilafi Kureyş. İlaf demek, iltifat demek. İltifatın bir sebebi vardır. İltifatın sebebi sevmektir. Kelime iti, manası itibariyle de o öyledir. Evet, ilaf demek sevdi, iltifat etti, peşinden ayrılmadı manasına gelir. Kelime manası budur. Sevdi, iltifat etti, peşinden ayrılmadı. Evet. Kureyş, kelime manası ticaret yapmak, kazanmak, toplamak, biriktirmek, parça parça toplamak, kuruş kuruş toplamak manasını alır. Bu durumda li ilafe Kureyş ne manaya gelmiş oldu? Sevmek için. Sevilmek için. İltifat etmek için, irtifati almak için. Parça parça toplaman gerekir. Kuruş kuruş biriktirmen gerekir. Senin ticaretin budur. Evet. Allah bizi dünyaya kazanalım diye göndermiştir. Bizi bir sermaye ile göndermiştir. Bu sermaye muhabbettir. İnsanın başka hiçbir sermayesi yoktur. Onun için Bedeviden biri Resulullah Efendimiz'e Ya Resulallah benim kafam fazla çalışmıyor. Fazla da bir şey ezberleyemiyorum. Kendini bana kısaca tanıtır mısın? Seni tanımak istiyorum. Kısaca kendini bana tanıtır mısın? Buyurdu ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam sermaye marifetullah'tır. Allah'ı bilmek ve tanımaktır. Kazancım muhabbetullah'tır. Evet. Bu marifetullah'la Allah'ı bilmekle ticaret yapıyorum. Ondan kazandığım şey muhabbetullah'tır. Dinimin esası akıldır. Üç şey söyledi. Dinimin esası akıldır. Bütün bunlar için akıl gerekiyor aklı olmayan zaten mesul değildir. O zaman buraya neye gelmişiz? Ticaret yapmaya. Kazanmaya. Neyle kazanacağız? Marifetullah'la. Bilmekle yani, öğrenmekle. Allah'ı bilmekle, Allah'ın Resulü'nü bilmekle, Allah'ın ayetlerini bilmekle, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını bilmekle. Varlığın hikmetini bilmekle yaratılışın gayesini bilmekle, hayatın gayesini bilmekle evet. ne yapıyoruz? Bu marifetullah. Bununla muhabbeti kazanmamız lazım. İlafi kazanmamız lazım. Allah bunu zaten sana vermiştir. Bu sevgi sende zaten mevcut. Senin yapman gereken şey nedir? Onu toplamak. Kazancını yani ticaret yapıp kazanmak. Bu ticareti kiminle yapıyorsun? Önce insanla yapıyorsun bu ticareti. Sonra bütün mahlukatla yapıyorsun. <laughs> Birini sevdiğinde, evet, o, onun gönül aynasından aynı ile sana yansır, akseder. 50 kişiyi sevdiğinde, 100 kişiyi sevdiğinde, evet, 100 kişiden sana Allah'ın muhabbeti gelir. Evet, tabii ki bu Muhabbetin Allah için olması gerekir. Marifetullahla olması gerekir. Allah'ın gönlüne koyduğu o ilahla olması gerekir. İnsan zaten böyle yaratılmıştır. İnsan kelime manası itibariyle üns. Ünsiyet peyda eden. Yakınlık peyda eden. Yakınlık kurulabilen. Yani sevilen ve sevilebilen. Onun ticareti budur. Onun bu sevgisi ona ne yaptırır? İnsanlara, mahlukata merhamet ettirir. Onlara karşı yanlış yaptıklarına, yaptıklarında affettirir. Her konuda onlara ikram ettirir. Bunun temelinde sevmek vardı. Özünde sevmek vardı. Allah'ı sevmek, Allah için sevmek. Ama Allah ne buyurdu? Onu toplaman lazım dedi. Sana verdiğim bu sevgiyle senin sevgiyi toplaman gerekir. o gönlündeki sevgiyi kime doğru tutarsan oraya akseder, ondan sana akseder. Bir başkasına tutuyorsun, ondan bir daha sana akseder. Sana akseden senin gönlündeki sevgidir yalnız. Aynaya çarpıyor, sana geri aksediyor. Bütün varlığı sevmek böyledir. Evet, bu durumda ne yaptın? Kuruş kuruş, yani parça parça. sevgiyi topladın. Bu sevgi Allah'ın sevgisidir. Bu kullarda, bu sevdiklerinde Allah seni sever. Bütün varlık üzerinde Allah seni sever. Evet, onun için Kureyş, takarruş, ticaret ve kazanma manasına gelir. Kureş kelimesinin başka bir manası daha vardır. Yenen ama yenilmeyen. Mekkeliler bu kelimeyi ne için kullanırlar? Denizde bir canavar var diyorlar. Gemileri yutar, bütün balıkları yutar, her şeyi yutar ama hiçbir mahlukat ona güç yetiremiyor. Kureyş böyle bir varlıktır. Yani bir hayvana isim olarak kullanırlar bir kelimeyi. Yenilen ama yenilmeyen. Yenilmeyecek tek bir şey vardır. O da Allah'ın kullarına bahşettiği muhabbet. Sevmek. Toplanması gereken muhabbet. Mesela Allah muhabbeti anlatırken Allah kullarına muameleyi en güzel söz neyse onu söyle. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Güzellikle, iyilikle savarlar. Biri böyle yaptığında bir de bakar ki o düşmanlık yapan candan bir dost olmuş. Sana kötülük yapmış, sen onun bu kötülüğüne karşılık ona iyilikte bulunuyorsun. Bir de bakarsın ki o sana dost olmuş. Bunu Allah söylüyor. Ama bunu yapmak büyük iştir buyurur. Ancak hayırdan büyük nasibi olanlar bunu yapabilir. Ancak Allah için sabredenler bunu yapabilir. Bu sadece Allah için yapılabilecek bir şeydir. Ama insan Allah'a şirk koşunca dünyayı, parayı, mevkiyi, Allah'a şirk koşunca Allah'a şirk koştuğu şey için bunu yapar. Ne der? Ekmek parasıdır, idare edeyim. Nasıl bir sıkıntı yaşarsa yaşasın, boynunu büküyor. Oysa ki asıl bu boyun büküşün Allah için olması gerekirdi. İlâ fihim rehlete şitâi ve seyf. Yaz ve kış. Rihle. Yürümek demek. Koşuşturmak demek. Yolculuk yapmak demek. yaz ve kış yani zaten ya yazdır ya kıştır ya sıcaktır ya soğuktur ya gecedir ya gündüzdür. Daimi, sürekli. Sürekli bu ilafi kazanmak için evet. Allah koş diyor. Yürü diyor. Seyahat yap diyor. Yapman gerekir. Feliye Abdur Rabbe Hazel Beyt. Ancak böyle yaparsan Allah'a abd olabilirsin. Abd etmen mümkün olur. Ancak böyle olursa ibadeti sadece Allah'a tahsis edebilirsin. Şirkten kurtulabilirsin. Rabbe Hazel Beyt. Bu beytin Rabbine. Allah Kabe demedi, beyt dedi. Beytin ilahi demedi, beytin Rabbi dedi. Kainatın merkezi dünyadır. Dünyanın merkezi de Kabe'dir. Bir de varlığın merkezi var. Varlığın merkezi insandır. Kabe'yi yapan Hazreti Adem'dir. Sonra onu yeniden temeli üzerinde bina eden Hazreti İbrahim'dir. Bir de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde aynı şekilde yıkılmıştır, tamir edilmiştir. Evet, buradaki beyt Allah'ın beyti insandaki gönüldür. Varlığın özü insandır. Nasıl ki kainattaki bir Kabe vardır, o Allah'ın beytidir. Bir de insanın beyti vardır gönlü vardır. Allah'ın evi vardır yani. Onun için ne buyuruyordu? Yere göğe sığmam, mümin hulumun kalbine sığarım. Evet, Allah'ın Kabe'ye bir tecellisi vardır. Kabe'ye olan tecellisi neyse, insanın gönlüne olan tecellisi de odur. Gönlündeki Rabbine gönlünün sahibi olan Rabbine abdol. Neyle abdol? Muhabbetle. Muhabbeti toplayarak Rabbine abdol. Muhabbetini artırarak muhabbetini artırdığın kadarıyla gönlünün sahibine, Rabbine, yaratanına, onu düzenleyene abdolabilirsin. Abdolman gerekir. <laughs> o ki sana it'amda bulunmuştur, seni doyurmuştur, seni açlıktan doyurmuştur. Açlık bir midenin açlığı, aklın açlığı, gönlün açlığı. Bütün bu açlıklarını doyuran kimdir? Senin Rabbindir. Senin gönlünün sahibi olan Rabbindir. O zaten senin gönlünün, senin sahibindir. Mesele senin onu gönlünün sahibi olarak kabul etmendir. Eğer gönlüne Allah'ın muhabbetini doldurursan, onun muhabbeti her şeyin önünde, üzerinde olursa, sen onu Rabbin olarak gönlünün Rabbi, Kabe'nin kendi gönlü, gönül Kabe'sinin Rabbi olarak kabul etmiş olursun. Yoksa Rabbine abd olmuş olmuyorsun. Allah'ı kendi gönlünün sahibi olarak kabul etmemiş olursun. Evet. Seni açlıktan doyuran. Zahiri olarak doymak nasıl olmalıdır? Elbette ki helalinden. Ben doyacağım diye biri gidip toprak yer mi? Yemez. Ya da gidip tezek yer mi? Yemez. Biri gidip tezek yese ne deriz ona? Sen aklını kaybetmişsin. Birini gidip tezek yiyebilmesi için aklını kaybetmiş olması gerekir. Zahire olarak bu böyle. Bir de aklının doyması gerekir. Aklının doyması neyle olmalıdır? Helal ve temiz olabilmesi için yani ilmini nereden almalıdır? akıl tıpkı göz gibi görür. Onun ışığı da ilimdir. Eğer o ilim Allah'tansa, ilmini Allah'tan, vahiden alıyorsa, o göz doğru görür. Yani akıl eğer vahiy nimetiyle doyurulmuşsa, o helal ve temiz rızıkla doyuruldu demektir. Ama bilgisini gidip başka yerden alıyorsa, bir kafirden alıyorsa, bir münafıktan alıyorsa, nefsinin hevasından alıyorsa, bana göre şöyle, bana göre böyle, parancaya göre şöyle, filancaya göre böyle diyorsa, o aklına tezek yedirmiş. Tezeki onun için söyledim. Tezek yiyor. İlginç olan şey, kimse ona sen niye tezek yiyorsun demiyor. Niye? O da tezek yiyor da ondan. O da tezeki seviyor ondan. Evet. Bu yetmiyor. Gönlüne de tezek yediriyor. Gönlüne çöplük yediriyor. Nasıl yediriyor? Onun gönlünde neyin sevgisi, galip gelmişse, önde ise gönlüne de onu yedirmiştir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir çöplüğün üzerinde duruyor. ile beraber yolda giderken buyuruyor ki Allah katında dünyanızın kıymeti, değeri bu çöplük gibidir. Eğer biri gönlünü dünya sevgisiyle doldurduysa, dünya sevgisi, dünya mali, dünyadaki mevkiler, makamlar onun için öne geçmişse, öne geçmesi de hata gerekmiyor. Geçerse zaten şirk olmuş, ona tapmış olur. Dünyanın sevgisini, mevkisini, makamını gönlüne doldurmuşsa, gönlüne evet, ne yapmıştır? Çöplük yedirmiştir. Allah'ın ona olan itamını kabul edememiştir. Fıtratını bozmuştur. Onun fıtratı neyle do doyması gerekirdi? Gönlünün Allah'ın muhabbetiyle, iman Allah'a imanla, Allah için sevmekle doldurulmalıydı. Ve amenehu min Korkudan emin kılmak. Onları korkudan emin kılmıştır. Neyin korkusundan? İnsan sevmekten ibarettir. Aştan, muhabbetten, sevmekten ibarettir. Çünkü Allah onun muhabbetinden yaratmıştır onda sevmekten başka bir şey yoktur. Hakikatında sevmekten başka bir şey yoktur. Sever. Ama baktığımızda bir de üzülüyor, bir de korkuyor, endişe ediyor. Bunlar nereden geliyor? Sevgisinden ileri geliyor. Sevdiği şeyi kaybetmekten korkar veya sevdiği şeyi kazanamamaktan korkar, endişe eder. Yani korkusu, endişesi sevgisinden kaynaklanıyor. Neyi seviyorsa onu kaybetmekten korkar. Ondan endişe eder. Ya da onu kazanamamaktan endişe eder. Üzülür, korkar. Hepsi sevgi kaynaklıdır. Eğer biri dünyayı seviyorsa, dünyayı kaybetmekten korkar. Ölümden korkar. mevkisini, makamını kaybetmekten korkar. Eğer şerefini Allah'tan değil de malından, mevkisinden aldığını izan etmişse, onunla kendini şerefli göstermişse, insanlar onun malından, mevkisinden dolayı ona kıymet değer vermişse, onu kaybetmekten korkar. Şerefini kaybetmekten korkar yani. Bütün bunların hepsi tezek yediği içindir gönlünü çöplüğe çevirdiği içindir. Oysa ki Allah'ı sevmeliydi. Aklını Allah'ın vahyiyle doyurmalıydı. Gönlünü Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle doyurmalı, doldurmalıydı. Şerefini Allah'tan bilmeli, Allah'tan almalıydı. Allah'a yaklaştıkça sevinmeli, uzaklaşınca üzülmeliydi. Böyle olsa ne olur? O insan olur. Hazreti insan olur. Değilse, tezek yemişse, Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası aklıma geldi. Eşeğiyle beraber yükünü yüklemiş, değirmene gidiyor. Eşeğin adetidir, yol boyunca nerede pislik görse koklar. Koklar bayağı durur koklar yani. Ondan sonra döküyorsun, zorla yürütüyorsun. Nasrettin Hoca bakmış olacak gibi değil, İlmiş aşağı. Eşek hangi tezeki kokladıysa alıyor, torbaya koyuyor. Hangisini koklarsa hemen önünden alıp torbaya koyuyor. Tabii eşek yoluna devam ediyor değirmene geldiğinde torbayı alıyor. Eşeğin başına takıyor. Hadi ye, diyor. Sen kokladın, ben de topladım diyor. Madem ki bu kadar seviyordun, bu kadar yolda beni meşgul ettin, kokladın. Sen kokladın, ben topladım. Hadi şimdi de bunu yiyeceğiz. Evet, kıyamet günü neyi toplamışsak yiyeceğimiz odur. Allah bize İlafi topla dedi, muhabbeti topla dedi, aşkı topla dedi. Bunu toplarsan karşılığında Allah'ın sevgisini alırsın. Yok sen buradaki çöplüğü kokladın, tezegi kokladın, senin orada aracağın odur. olur, yiyeceğin o olur. korkudan emin kılmıştır. Korkudan emin olmak. Eğer biri Allah'a iman etmiş, Allah'ı seviyorsa, iman etmişse, iman, em kelimesinin kelimesinden türetilmiş, emniyet, emin olmak, güvenmek, bu manayı içinde barındırıyor. İman eden emniyettedir. Emindir. Allah'tan emindir. Allah'a olan imanından, sevgisinden dolayı emindir. Ben Rabbimi seviyorum. Rabbim bana merhamet eder. Rabbim beni mağfiret eder. Rabbim beni muhafaza eder. Deyip Rabbine güveniyorsa o iman etmiştir. Emindir. Muhabbetinden dolayı, imanından dolayı yani. Böyle bir iman yoksa asla emin olamaz. Bu durumda Allah kimi emin kılmış olur? Kim emniyette olmuş olur? Muhabbeti toplayana. Muhabbetin ticaretini yapana. Yapan emniyette olur emin olur. Yaz, kış, gece, gündüz bu muhabbetin ticaretini yapıp koşturanlar. Bunun için kendi gönül Kabe'sinin Rabbine abd olanlar. Gönül Kabe'sini putlardan temizleyenler. Temizleyip sadece Allah'a ibadet için, abd olmak için Allah'a has kılanlar. Allah'ın vahyiyle aklını doyuranlar, verdiği rızıkla helal rızıkla midesini doyuranlar, vahyiyle aklını doyuranlar, imanla muhabbetiyle gönlünü doyuranlar. ve korkudan emin olanlar. Allah'tan korktuğu için, Allah'ı sevdiği için başka şeylerin korkusundan emin olanlar. Emniyette olanlar. Allah insana insanlığa peygamber gönderiyor, nebi gönderiyor, resul gönderiyor, kitap gönderiyor. nasıl kazanması gerektiğini öğretmek için Hazreti insan olmak için Allah'a halife olmak için Allah'ın isimlerine sıfatlarına ayna olmak için ne yapması gerektiğini öğretmek içindir bu Evet, okuduğum hadiste ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Evet, benim sermayem marifetullah. Allah'ı bilmek, tanımak. Kazancım muhabbetullah. Allah'ı en güzel nereden tanırız? Tanıyabiliriz. Elbette ki Allah'ın tanıtmasından. Allah'tan başka kim Allah'ı tanıtabilir? Allah'ı tanımak istiyorsak, Allah kendini bize nasıl tanıtmışsa öyle tanımamız gerekir. Allah'ın Kur'an'da 99 ismi vardır. Bir de Allah ismi, bütün isimleri kendisinde barındıran. O zaman Allah'ın bütün isimlerini öğrenmemiz lazım. Öyle ki Allah'a karşı marifet sahibi olalım. Bu yetiyor mu? Bu yetmiyor biri bu yetiyor derse aklını ilah edinmiş olur. Mesela Kul huvallahu ahad Allah ehad'dir dedik. Allah nasıl ahaddir? Allah'ın Ehadiyeti nasıldır? Allah semettir. Allah'ın semediyeti nasıldır? Nasıl Allah semettir? Allah ahad olarak, semed olarak nasıl tecelli ediyor? Benim bunu nasıl anlamam lazım? Benim üzerimde Allah'ın ahad ismi, semed ismi nasıl görünmelidir? Nasıl anlayacak bunu? Allah ehaddir, Allah semedir demekle iş bitiyor mu? Bitmiyor. Senin marifetullah'a sahip olabilmen için, öğrenebilmen için ne gerekir sana? Sana Resulullah Efendimiz gerekir. Allah'ın bütün isimlerinin tecelli ettiği evet, Hazreti İnsan gerekir. Bu isimleri onun üzerinde tanıman gerekir. Aynada bunu seyretmen gerekir. Bizi bize tanıtacak olan Allah'tır. Allah bizi bize nasıl tanıtıyorsa öyle tanımamız gerekir. Allah Rab olarak bir kulda nasıl tecelli etmiş? Allah insanın Rabbidir. Rabbim diyoruz. Dua ederken evet, ne diyoruz? Rabbi. Rabbim. Beni yaratan, beni terkip eden, beni terbiye eden, düzelten, en güzel surette yaratan, kemale ermem için yol gösteren, Eğer biri Allah'ın yol göstermesini kabul etmediyse, Allah'ın ona çizdiği yolu, sırat-ı müstakimi kabul edip o yolda yürümediyse, örnek olarak gösterdiği peygamberini örnek alıp onun gibi olmaya çalışmadıysa, o Allah'ı Rab olarak kabul etmiş midir? Etmemiştir. O kendini tanımayı kabul etmemiştir kendine karşı marifeti kabul etmemiştir. Kendine karşı marifetle Allah'a karşı marifet aynıdır. Çünkü en kamil manada insan Rabbini kendi üzerinden tanır. Kendi gönül aynasından tanır. Onu dışarıda akıl ile, elim ile tanıyamaz. Bu durumda olması gereken şey nedir? Allah'a ayna olmuş, Allah'ın sıfatlarını kendi gönül aynasında müşahede etmiş, üzerinden bu sıfatlar tecelli eden biriyle beraber olması gerekir ki o da onunla kendini tanıyabilsin. O aynada kendi eksiklerini tamamlasın. Yanlışını görsün. Görüp düzelsin. Onun gibi kendini düzelsin ki Allah onun gönül aynasına tecelli etsin. Rabbini tanımış olsun. Bütün sahabe Resulullah Efendimizin üzerinde evet, neyi müşahede etti? Allah'ın tecellisini. En güzel isimler Allah'ındır buyurdu. Allah'a o isimlerle dua et. O isimlerle Allah'ı davet et. Buyurdu. O isimleri gönlüne davet et. O isimlerle isimle. Evet, Resulullah Efendimiz Allah'ın evet, isimleriyle isimlenmişti. Sahabe Allah'ın isimlerini onun üzerinde müşahede etti, gördü. Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra gelip Hazreti Ayşe annemize soruyorlar. Bize Resulullah Efendimiz'i anlatır mısın? Ne buyurdu? O da herkes gibi bir insandı. Allah'ın buyurduğu gibi Ena beşerun mislukum de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ben de sizin gibiyim. Ama Allah'ın bütün isimleri onun üzerinde tecelli etmişti. En kamil manada merhamet sahibi, en kamil manada sabır sahibi, en kamil manada şükür sahibi, en kamil manada affedici, en kamil manada setredici. Allah'ın bütün isimleri böylesine onun üzerinde tecelli etmişti. Evet. Başka bir seferinde onun ahlakı Kur'an'dı buyurdu. Bu açıdan bize örnektir. Nasıl örnek olacak yoksa? Onun örnekliği bu açıdandır. Allah'ın bütün isimleri onda ölçülü ve dengededir. Bir isim öteki ismin sınırını çiğnemiyor. Onun için ne buyuruyor ayet-i kerimede Allah'ın isimlerinde aşırı gitmeyin. Bir isimde aşırı gittiğinde başka bir ismin sınırını çiğnersin. Bu dengeyi kim bilebilir? Yani birileri çıkıp böyle iki kuruşluk aklıyla yarım kuruşluk ilmiyle işte yol böyledir. Böyle böyle yapmak lazım. Böyle yaparsanız tamamdır. Öyle yaparsanız sadece Allah'tan uzaklaşırsınız. Allah'a yakın olmak, yaklaşmak, O'nun isimleriyle, sıfatlarıyla evet, isiplenip sıfatlanmaktır. Resulullah Efendimiz'e yakın olmak, yaklaşmak, beraber olmak, O'nun ahlakına bürünmektir. İman ettiği gibi iman etmektir. Nasıl ki Kur'an'ı ahlaka dönüştürmüşse onun gibi Kur'an'ı ahlaka dönüştürmektir. Onun gibi amel etmektir. Biri ne kadar bunu becerebildiyse, yapabildiyse Resulullah'a o kadar yakındır. Allah'a o kadar yakındır. Bu iş bilmek işi değil, öğrenmek işi değil sahabenin okuması yazması yoktu. Bu iş böyle öğrenmekle diploma sahibi olmakla olmaz. Olacak şeyler değildir. Bu iş iman işi, aşk işi, muhabbet işi. Onlar ilafi topladılar. gönüllerini Allah'a has kıldılar. Gönül Kabe'lerini şirkten temizlediler. Sadece ve sadece gönlünün sahibi olan Rablerine abd oldular. Allah'a güvendiler, Allah'a tevekkül ettiler. Allah nasıl doyurduysa, midesini, aklını, gönlünü onunla, helal ve temiz olanla doydular, doyurdular. Bütün bunları onlara yaptıran, yapan kimdi? Resulullah Efendimiz. Aleyhissalatü vesselam. Evet. Daha önce de söylemiştim. Her bir sure tek tek bize hitap ediyor. Onun için okurken Böyle anlıyoruz. Mesela başka bir nasıl anlaşılması gerekir onu öyle anlatayım. Allah neyi anlatıyor? Dört ayet. Allah ürfetten, iltifatten bahsediyor. Kureyş'ten toplamaktan, ticaret edip yapıp toplamaktan bahsediyor. Evet, yaz, kış, koşuşturup bu iltifatı, bu muhabbeti toplamaktan bahsediyor. Bu beytin Rabbine abdolun buyuruyor. Sizi doyuran, korkudan emin kılan O'dur buyuruyor. Tek tek kelimeyle anladığımızda muhabbet gece gündüz bu muhabbeti kazanmak için koşuşturmak bu beytin Rabbine bir de ortada Kabe var, beyt var onun Rabbine abd olmak midesini, aklını gönlünü doyurmak emin olmak bu kelimeleri böyle yan yana getiriyoruz. Tefsiri anlamı açısından söylüyoruz. Sırayla önümüze koyuyor, tek tek gidiyor ayetler üzerinde tefekkür yapıyoruz. Yapmamız lazım. Sûre bize neyi söylüyor? Allah bize bana neyi anlatıyor? Benim nasıl yapmam lazım? Allah benden Nasıl yapmamı istiyor? Nasıl yapmazsam nankör olurum? Evet, ortada Kabe var yalnız. İşe Kabe'den başlaman lazım. Gönül Kabe'nden başlaman lazım. Senin gönül Kabe'nin Rabbi benim. Seni ben yarattım buyuruyor. Senin bu gönlünün Rabbi onu düzene sokan benim onun ona bir yol çizen benim. O yolda yürütmek sana aittir yalnız. Allah kitabını indiriyor, peygamberini gönderiyor, sirat ı müstakimi gö gösteriyor. Yürümek sana aittir yalnız. Yol senin gönlünde. Senin gönül Kabe'nden. Allah'a giden yol. İstersen onu tercih eder. Ne buyururdu ayet-i kerimede? Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Dilemeyen, dilemeyenin cehenneme kadar yolu var. Sen Rabbini istemiyorsan, dilemiyorsan. Ha, yol tutmak istiyor musun? Gelmek istiyor musun Rabbine? Yapman gereken şey nedir? Muhabbeti toplamak. Sevmek. Allah'ı sevmek, Allah için sevmek. Bütün mahlukat üzerinden Allah'ın muhabbetini kazanmak. Allah'ın hatırına sevilmeye layık olmasa da onu sevmek. Bakalım Resulullah Efendimiz'e alemlere rahmet. Sevmeden merhamet edilmez. Sen birinden nefret edersen ondan ona merhamet edemezsin çünkü. Senin bunu becerebilmen için helal ve temiz olanı, olan, olanıyla itam olmuş olman lazım. Yani mide, aklın, gönlün Allah'ın senin için hazırladığı, helal, temiz dediği ikram ettiğiyle nimetlenmen lazım ki bunu yapabilesin. Yoksa gönül Kabe'ni şirkle doldurmuş olursun. Aklını tezekle doldurmuş olursun. Çöplükle doldurmuş olursun. Gönlünü Çöplüğün sevgisiyle doldurmuş olursun. Eğer bunları bütün bunları yapabilmen için senin Allah'tan emin olman lazım, Allah'a güvenmiş olman lazım. Bunları yapamamanın sebebi Allah'tan emin olamayışındır, Allah'a güvenmediğin içindir, Allah öğretiyor öğretmesine güvenmiyorsun yol gösteriyor. O yolda yürürsem kazanır mıyım, kazanamaz mıyım diye ona güvenmiyorsun. Allah yatırımını ahirete yap, ebedi hayatını kazan diyor. Ahiretin olup olmadığına güvenmiyorsun, yatırım yapamıyorsun. Benim için sabret diyor, yapamıyorsun. Benim için ikram et diyor, yapamıyorsun. Bütün bunlar Allah'a güvenmediğin içindir. Ondan emin olmadığın içindir. Ona iman etmediğin içindir. Evet, bakıyoruz. Gönül Kabe'mizde ne vardır? Evet, Allah Peygamber'i gönderiyor. Hem kendisi ticaret yapıyor, muhabbetin ticaretini, marifetin ticaretini, hem de kendisine iman edenlere Marifeti öğretiyor. Onunla nasıl muhabbetin ticareti yapılır, kazancı kazanılır öğretiyor. Bunu bir fiil, fiili olarak da gösteriyor. İnsana nasıl muamele edilir, hayvana nasıl muamele edilir? Mesela hayvana olan muamelesi nasıldı? Mekke'yi fethe giderken 10 bin kişilik ordudur. yolun kenarında bir köpek yavrulamış. Evet, Resulullah Efendimiz'e haber veriyorlar. Yolun kenarında bir köpek yavrulamış. Ordu geçiyor. 10 bin kişilik ordudur. Ezme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Tabi bu ordu aynı zamanda develer var, atlar var. göre Resulullah Efendimiz buyurdu ki köpeği ve yavrularını rahatsız etmeyin. Böyle giden yolda şöyle bir aşağı inin dedi. Tekrar böyle yukarı çıkın dedi. Böyle bir zikzak çizeceksiniz. Köpek ve yavruları rahatsız olmasın dedi. 10 bin kişilik orduya zikzak çizirdi. Evet. Hayvana yaptığı, köpeğe yaptığı muameleye bak. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neredeyse haftada bir sefer mutlaka Uhud Dağı'nı ziyarete giderdi. Buyurdu ki, sahabe merak ediyor. Dağa neye gidiyor Resulullah Efendimiz? Buyurdu ki, evet Uhud bir dağdır. Ama o Uhud bizi sever, biz onu severiz. Bizim dağ gibi taştan topraktan gördüğümüz seviyormuş. Dağ seviyormuş. O Resulullah Efendimiz'i seviyormuş. Resulullah Efendimiz onu seviyormuş. Evet. Bir dağa yaptığı muameleye bak. Ticaret değil mi? Sevginin ticareti. Muhabbetin ticareti. Evet. Bir tefasında Yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali var. Bunlardan bir tanesi yok. Deprem oluyor, dağ salanmaya başlıyor. Çok şiddetli şekilde dağ salanıyor. Uhud dağı. Resulullah Efendimiz ayağını yere vurdu. dağa vurdu böyle. Yere vurdu. Dur dedi. Üzerinde bir peygamber, iki şehit, bir sadık vardır. Sakin ol dedi, dağ durdu. Onu dinliyormuş. Evet, deprem esnasında her yer sallanıyor ama Resulullah Efendimiz öyle buyurunca o kendini tuttu. Doğal olarak salınması gerekir. Ama Resulullah Efendimiz ona böyle söyleyince evet onun hatırına kendini tuttu, sallanmadı. Evet. Sevginin ticaretini o öğretiyor yaşayarak öğretiyor. Göstererek öğretiyor. Kıyamete kadar onun varisleri böyle öğretir. Başka türlü olmaz yalnız. Sadakallahu razim. Evet, sureleri böyle anlatıyorum. Şimdiye kadar 30'dan fazla süre gördük. Bu 29. süre olması lazım. Nüzul sırasına göre. Ama hepsinde anlatmadığım bir şey vardır yalnız. Anlatmadığım değil, anlatamadığım bir şey. Bunun için, yani anlayabilmek için buna hazır olmak lazım yalnız. Yani gönlümüzün onu arabilmesi gerekir. Allah nasip ederse, eğer hepsini tamamlarsak sonra her bir sureyi bir de özel olarak anlayacaksın. arkadaşlar ne kadar bizi dinlemişse, anlamaya çalışmışsa sonra bizim anlatacaklarımızdan o kadar anlayabilir yalnız. O kadar istifade edebilir. Onun için arkadaşların dersi asla kaçırmaması gerekir. Bir de internetten bir sefer, iki sefer anlayana kadar gönlü butmayın oluncaya kadar onu mutlaka dinlemeli izlemeli anlamaya çalışmalıdır. Kendine göre de bir tefekkür yapmalıdır. Allah hepinizden razı olsun.